Merhaba arkadaşlar, konumuz hızlı erişim araç çubuğu. Hızlı erişim araç çubuğunu ne için kullanırız, nasıl kendimize özgü özelleştirebiliriz, bunları anlatmaya çalışacağım. Ve zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Hızlı erişim araç çubuğu nedir? Sık kullanılan komutlara hızlı bir şekilde erişim sağlamak için kullanılan bir komut bölmesidir. Yeri de burası. Peki sürekli burada mı yer alır? Hayır, yerini değiştirebiliriz. Nasıl değiştirebiliriz? Bakın buraya gelelim. Ne yazıyor? Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir. Buraya basalım. Bakın bir menü açıldı. Aşağıda şeridin altında göster var. Buraya basalım. Bakın hemen buraya aldı. Eski yerine nasıl alabiliriz? Buraya geliyoruz. Bakın hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir çıktı. Buraya basalım. Menü açıldı. Şeridin üstünde göster. Tekrar eski yerine aldı. Hızlı erişim araç çubuğunu nasıl özelleştirebiliriz? Başka bir deyişle nasıl komut ekleyip çıkarabiliriz? Hemen hızlı erişim araç çubuğu menüsüne geliyoruz. Bakın hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir. Basalım. Bakın burada komutlar var. Hangi komutun hızlı erişim araç çubuğunda görülmesini istiyorsak onu tıklamamız yeterlidir. Bakın burada hemen yanında tik var. Demek ki bu vardır. Bakalım gerçekten var mı? Var. Aç. Kaydet. Bakın var. Bakalım gerçekten var mı? Var. Olmayanlar yeni. Mesela yeniyi ekleyelim. Buraya bastığımız zaman bakın yeni geldi. Peki geri al. Bunu kaldıralım. Bakın şu anda var. Nasıl kaldırabiliriz? Sadece buraya basmamız yeterlidir. Bakın geri al. Gitti. Bakalım bakın geri al. Artık o tik gitti. Peki bunların dışında herhangi bir komut ekleyebilir miyiz? Tabii ki ekleyebiliriz. Onu nasıl ekleyebiliriz? Bakın şurada diğer komutlar var. Bu seçeneğe bastığımız zaman bizi bir pencere karşılayacaktır. Bizi bir pencere karşıladı. Buraya dikkat edin. Şurada hızlı erişim aracı bu seçili. Buraya bakalım. Bakın burada popüler komutlar var. Biz buraya hızlı erişim aracı buna özel yapıştır komutunu ekleyelim. Hemen şuraya gelip ben tüm komutlar diyeyim. Tüm komutların görülmesini sağladım. Buradan özel yapıştırı bulayım. Bakın bunlar harf sırasına göre dizilmiştir. Onun için bunu bulmak kolay. Şöyle öğeye bastım ve özel yapıştırı arayalım. Özel yapıştır bakın şurada. Şuraya geldim ve ekle diyorum. Sonra tamam diyorum. Bakalım bakın özel yapıştır geldi. Hızlı erişim araç çubuğuna ekleyeceğimiz komut eğer şeritte yer alıyorsa bunu eklemenin kolay bir yöntemi vardır. Örneğin yeni slide bakın burada yeni slide komutu var şeritte yer alıyor. Bunu hızlı erişim araç çubuğuna ekleyeceğiz. Nasıl ekliyoruz? Hemen üzerine gelip sağ tuşa basıyoruz. Bakın burada hızlı erişim araç çubuğuna ekle var. Basalım. Bakın hemen buraya ekledi. Peki bu eklediklerimizi nasıl kaldırabiliriz? Buraya basalım. Bakın bu menüde yok. Hangisini kaldıracağız? Yeni slide. Ama burada yeni slide yok. Peki bunu nasıl kaldırabiliriz? Hemen şunun üzerine geliyorum. Bakın hızlı erişim araç çubuğundan kaldır var. Basıyorum. Bakın gitti. Peki bir tane daha eklemiştik. Özel yapıştır. Peki yine üzerine geliyoruz. Hızlı erişim araç bundan kaldır. Bakın onda kaldırdı. Hızlı erişim araç çubuğunda bulunan komutları kaldırmak için eğer hızlı erişim araç çubuğu menüsünde varsa buraya sadece tıklamamız yeterlidir. Yani hangi komutu kaldıracaksa onun üzerine gelip tıklamamız yeterlidir. Bakın şu anda açı mesela kaldıracağız. Aç şu an önünde tik var. Buna basman durumunda hemen kaldıracaktır. Bakalım bakın aç şurada. Basalım. Bakın kaldırdı. Ve o tik de gitmiş oldu. Hızlı erişim araç çubuğuna istediğim komutları ekledim. Ama sıralama istediğim şekilde değil. Örneğin açı en başa almak istiyorum. Hızlı yazıları da en sağa almak istiyorum. Peki bunu nasıl yapabilirim? Yapacağım işlem şu. Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir menüsünü açıyorum. Aşağıda bakın diğer komutlar var. Buraya basıyorum. Şuraya baktığımız zaman bu açılan pencerede burada hızlı erişim araç çubuğunda yer alan komutları görüyoruz. Hangi komutun yerini değiştireceksem üzerine geliyorum ve bakın burada ok işaretleri var. Eğer yukarı alacaksam yukarıya basıyorum. Aşağı ise aşağı. Hemen yukarıya basıyorum. Bakın yukarı çıkarıyor. Açı yukarı çıkardı. Hızlı yazıyı da en aşağı alacaktım. Hemen buraya geliyorum ve buna basıyorum. Bu sefer aşağı. Bakın en aşağı aldı. Ve tamam diyorum. Bakın aç buradan en sağda da hızlı yazdır gelmiş oldu.
Hızlı erişim araç çubuğunu kendime göre özelleştirdim. Ama başka bilgisayar da kullanıyorum. Peki ben bunu tekrar özelleştirmem mi gerekiyor? Hayır, yaptığım özelleştirmeleri başka bir bilgisayarda da kullanabilirim. Peki bunu ben nasıl yapabilirim? Yapacağımız işlem şu. Hızlı erişim araç çubuğu menüsünü açıyorum. Bakın burada yine diğer komutlar var. Buraya geliyorum. Hemen pencere beni karşıladı. Bakın burada aşağıda içeri dışarı aktar var. Buraya basalım. Bakın özelleştirme dosyasını içeri aktar. Bir de dışarı var. Tüm özelleştirmeleri dışarı aktar. Ben buraya basarsam bakın benden bir dosya ismi isteyecektir. İstediğim dosya ismini yazarım ve bu ayarları kaydederim. Kaydettikten sonra o hangi bilgisayarda kullanacaksam o bilgisayarı açıp tekrar buraya geliyorum ve bu sefer özelleştirme dosyasını içeri aktar diyorum. Buraya bastığın zaman benden dosyanın nereden olduğunu, nerede olduğunu bulmamı isteyecektir. O dosyayı bulup üzerine bastıktan sonra aç dersem buraya aktaracaktır. Hızlı erişim araç çubuğunda bulunan komutları klavye ile nasıl kullanabiliriz? Yapacağımız işlem şu. Sadece alt tuşuna basıyoruz. Bastım. Bakın burada yazıyor. 1, 2, 3, 4 şeklinde 9'a kadar yazmış. Bu ne anlama geliyor? Bakın baskı ön izleme. Yani ben 9'a basarsam baskı ön izleme komutunu çalıştıracaktır. Basalım bakalım. Sadece 9. Alt 9 değil. Alta zaten basmıştım. 9 gösteriyor. Ben hemen 9'a basıyorum. Bakın baskı ön izlemeyi gösterdi. Peki tekrar basalım. Alta bastık. Bakın aç. Hangisini? 7. Şuraya gelelim. Bakın aç. 7'ye basalım. Bakın aç komutunu çalıştırdı. Hızlı erişim araç çubuğuna birçok komut ekleyip sıralamasını istediğim şekilde yaptım. Ama ben eski haline getirmek istiyorum. Peki bunları hepsini silip sıralamayı da yine düzeltmem mi gerekiyor? Hayır, ben bunu sıfırlarsam eski haline gelecektir. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir menüsünü açıyorum. Bakın diğer komutlar. Buraya bastığınızda yine o pencere bizi karşılayacaktır. Bakın pencere karşıladı. Burada sıfırla var. Buraya bastığım zaman bakın yalnızca hızlı erişim araç çubuğunu sıfırla var. Bunu seçiyorum. Bakın tüm belgeler arasında paylaşılan hızlı erişim araç çubuğunu varsayılan içeriğine geri yüklemek istediğinizden emin misiniz diyor. Evet demem yeterli. Evet diyorum. Ondan sonra tamam diyorum. Bakın eski haline geldi. Bu dersin de sonuna geldik. Başka bir derste görüşmek dileğiyle hayırlı günler dilerim.